Herkese merhabalar öncelikle iyi pazarlar diliyorum bütün değerli takipçilerimize. Geçen haftadan ilk bir takipçimizden gelen ilk soruyla başlıyorum. Aa, soru şu yönde: 1998 yılında alınmış green card, 2008'de sona ermiş, 2008'den beri de yenilenmemiş. Bu green card hakkı iptal mi olmuştur? Yoksa bir şekilde yenilenebilir mi diye bu takipçimiz bize soruyor. Eğer bu soruda bahsedilen kişi yani yeşil kartı zamanında olup süresi geçen kişi eğer Amerika'da yaşıyorsa bu kişi yeşil kartının yenilemesinde bir sakınca yok. Yenilemesi mümkün olacaktır. Süresi bitmiş bile olsa. Ama eğer bu kişi Amerika'da değil ülke dışında bulunan bir kişi ise ve green kartını yenilememişse ve 2008'den beri ya da bir yıldan fazla Amerika'ya gelmemiş ise maalesef bu noktada onun green kartı iptal olmuş sayılır Dolayısıyla bu kişi, bu durumda olan bir kişi Eğer ABD dışında ise o zaman e, kendisinin yeşil kartının yenilenme durumu söz konusu olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım takipçilerimizden gelen geçen haftadan gelen ikinci soruya geçeceğim Amerika'da vize süremi uzatıp Kaçak olarak kalsam ve birkaç yıl sonra Türkiye'ye dönmeye karar versem, Amerikan polisi bize herhangi bir cezai müeyyide uygular mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi önce şöyle söyleyebilirim. Ee, anladığım kadarıyla bu takipçimiz e, herhangi bir yasal durumu kaybetme durumuna geçmiş durumda değil. Yani kaçağa kendi tabiriyle kaçağa düşmüş bir durumda değil. Dolayısıyla biz bu durumda öncelikle kesinlikle takipçilerimize tavsiyemiz kesinlikle yasal durumunuzu ihlal etmeyin ve yasal durumu süreniz bitmemiş olsun. Çünkü gerçekten bunun özellikle ABD'de bulunduğu süreçte göçmenlik görevlileri tarafından alınma riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii ki şu anki dönemler çok daha karışık ve kişiler yasal durumunu kaybettikten 30 gün sonra göçmenlik görevlileri tarafından aranmaya başlıyorlar ve eğer herhangi bir şekilde bulunma durumu olursa bu gözaltına alınma ve sınır dışı mahkemesine gönderilmesi demektir kişinin ve kişinin birkaç ay belki en az içeride tutuklu kalmasına yol açar. Dolayısıyla kesinlikle biz sizin burada uzatacağınız sürede bile yasal yollarla uzatabilme durumunu değerlendirmenizi öncelikle tavsiye ediyoruz. Sorunuza geldiğimizde eğer kişi Amerika'da bir yıldan fazla yasal durumunu geçirmiş ise ve ülkesine döner ise 10 yıl Amerika'ya gelememe yasayla karşı karşıya kalınır. Ve dolayısıyla buradaki eğer kişi ülke dışına çıkmışsa en büyük cezai müeyyide Kişinin 10 yıl boyunca Amerika'ya tekrar vize alamaması demektir. Ve bu da e, çok ciddi sorunlara illerde yol açabilir deyip kesinlikle yasal yolları denemek varken yasal olmayacak şekilde kaçak duruma düşmesini kimsenin tavsiye etmiyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki başka bir takipçimizden gelen soru şu yönde Green Card kalıp Amerika'ya yerleştiğimizde üniversite veya komünite kalışlarda okumak istersek ücret konusunda international student statüsünde mi yoksa yerel halk statüsünde mi değerlendiririz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya yeşil kartınızla gelmişseniz ve yeşil kartla bulunuyorsanız ve sizin üniversitenizin ya da gideceğiniz üniversite ya da 2 yıllık okulun gerektireceği ikametgah şartını yerine getirdiğiniz andan itibaren normal yerleşik olan kişilerin ödeyeceği ücreti ödüyorsunuz ve dolayısıyla uluslararası öğrencilerin ödediği ücret değil daha altında bir ücreti ödüyor oluyorsunuz. Dolayısıyla sizin durumunuzda iki şeyin oluşması gerekecek bu ücretten fayda almak için. Bir, yeşil kartınızın olması en az. iki Amerika'da en az bir, bir yıl ikametgah sahibi olmanız ki bu okuldan okula değişecek önemli olan gideceğiniz okulun sizi yerleşik sayması için ne tür bir ikametgah zorunluluğu istiyor bu çok önemli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2017 yılında Amerika'da ilk Work and Travel programı yaptım. 2018 yılında Amerika'ya ikinci kez Work and Travel programıyla gitmek için İstanbul ABD Başkonsolosluğu'na başvurdum. Vize görüşmem yapıldı ve Amerika'ya gitmeye hak kazandım. Vizem pasportuma basıldı ve elime ulaştı. Lakin Amerika'ya gitmeme bir ay kala İstanbul Konsolosluğu'ndan arandım ve tüm sosyal medya hesaplarımın apaçık izlendiğini, WhatsApp'taki gruplardaki konuşmalarımın detaylarını, her şeyi okuduklarını söylediler. Konuşmalarımda ise hiçbir tehlike arz eden bir şey yoktu. Sadece tek suçum dil eğitimi araştırmaları yapmıştım ve birkaç okul ile yazışmalar yaptım. Böylece konsolosluk beni tekrar görüşmeye davet etti. Tek tek her şeyi anlattılar ve vermiş oldukları vizeyi umutlarımla birlikte geri aldıklarını söylediler. Ve konsolosluk bu durumu göz önüne alarak pasaportuma işlenmiş vizemi iptal ettiğini söyledi. Bu yüzden maddi olarak onca zarar ve ziyana uğradım. Bu durumda özel hayatımın ihlali suçundan herhangi bir dava söz konusu olabilir mi? Haklarım var mıdır diye bu değerli takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerikan konsolosluğunun kişilere vize verirken böyle bir vize verme zorunlulukları yok ve verdikleri vizeyi de alabilme hakları var. İptal edebilme hakları var. Ve siz o vizeyle Amerika'ya bile girerken e, kapıdaki görevliler tarafından geri çevrilme e, durumu olabilir. Dolayısıyla e, bu açıdan hani verdikleri vizeyi alabilirler. Bunun itirazı bir durum yok. Teke bulabilecek tekrar bir vize başvurusu yapmak olur. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Siz work and travel şeyine başvururken ki amacınız eğitim değil. Tam tersi buraya kısa süreli çalışma ve gezme amacıyla geliyor olduğunuzdur. Sizin sosyal medya hesaplarınız ya da grup üzerinde yaptığınız whatsapplar eğer halka açıksa Maalesef o zaman çok fazla özel hayatın ihlalinden bahsetmek çok zor. Çünkü özellikle bahsettiğiniz WhatsApp gruplarını biliyorsunuz yüzlerce kişi görebiliyor. E, tabi bu noktada anlaşılan bu tip WhatsApp gruplarını e, konsoloslukta takibe alabiliyor ve dolayısıyla oradaki yazan kişilerin durumunu anlamaya çalışabiliyor. Dolayısıyla sosyal medya ya da bu tip ortamlar da e, tabii ki bulunmak gayet doğal e, ama sizin bu noktadaki gidiş niyetinizi tersi bir duruma etkilediği için maalesef e, üzücü bir sonuçla karşı karşıya kalmış durumdasınız. Buradan çıkarılacak ders e, şu olabilir diye düşünüyorum özellikle ne tür bir vizeye başvuruyorsanız o amaçla geliyorsunuzdur. Daha sonrakiler sonra düşünülecek şeylerdir. İkincisi de tabii ki sosyal medya artık takip edilen en önemli araçlardan biri haline geldi. Ve dolayısıyla bu tip mecralarda ne söylendiğine de dikkat etmekte fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Yunanistan'dan turist vizesi aldım. O vize ile Fransa'ya geçtim. Vize bitti. 6 aydır kaçak durumdayım. Türk vatandaşıyım. Şu an Türkiye'ye geri dönsem Amerika'ya vize alabilir miyim? Başvuru yaparken konsoloslukta Avrupa'da kaçak kaldım belli olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki ülkelerin ya da konsoloslukların birbiriyle iletişim kuramayacak diye bir durum söz konusu değil. E, ama sizin anlattığınız durumda Amerika'ya yapacağınız başvuruda önemli olan herhangi bir Amerikan vizesini daha önce ihlal edip etmediğiniz. Eğer siz daha önce bir Amerikan vizesini ihlal etmediyseniz dolayısıyla sizin Avrupa'daki başka bir ülkedeki vize ihlaliniz sizin Amerikan Konsolosluğu'nda yapacağınız başvuruyu çok ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla siz eğer Türkiye'ye dönmüşseniz ya da dönecekseniz döndükten sonra Türkiye'den de Amerikan vizesine başvuru yapabilirsiniz. Bu noktadaki ...daha Hollanda'daki yasa dışı kalın durumu ortaya çıkmayacaktır. Ama dediğim gibi tabii ki bu bilgi paylaşımı yapılmayacağı anlamına gelmez. Ama siz zaten Amerikan vizesi başvurunuzda... ...Avrupa'daki vizeye gidip gitmeme noktasında nasıl gittiğiniz... ...ne kadar kaldınız gibi sorularla karşılaşmayacaksınız. Ama DS formunuzda tabii ki hangi ülkeleri ziyaret ettiğiniz... ...veya ne kadar kaldığınız gibi soruları doğru cevaplayıp geçiyor olacaksınız. Dolayısıyla çok olumsuz bir durum oluşacağını düşünmüyorum... Ama tabii ki siz Amerikan vizesini almaya yeterli görüldüğünü sürece. Evet geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da college ikinci sınıf registered nurse öğrencisiyim. Yaz ve kış tatillerinde Türkiye'ye dönüyorum. Bu tip Amerika dışına giriş çıkışlar illerde green card almamı etkiler mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz zaten Amerika'da öğrenci vizesiyle bulunduğunuz için sizin ülke dışında yaptığınız seyahatler ve ziyaretler siz Amerika'ya girerken öğrenci vizesi damganızın pasaportunda bulunması yeterli olacaktır. Dolayısıyla siz bununla seyahat etmekte hiçbir sakınca yaşamayacaksınız. Dolayısıyla buradaki önemli olan diğer bir durum da şu siz green card aşamasına illerde geçtiğinizde dikkat edilecek nokta sizin daha önceki göçmen olmayan vizelerinizde ki diyelim bu durumda öğrenci vizenizde herhangi bir yasa dışı ya da statü kaybı gibi bir duruma girmediğiniz önemli olacaktır. Bu sayede bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu önde. Work and Travel programıyla Amerika'ya gelip programı bitirdikten sonra C1 vizemizi F1 vizesine değiştirmek istediğimizde alt statüyü devam ettirirken o süreçte çalışabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Siz Amerika'ya Work and Travel programıyla geldiğiniz zaman bu programınızın size sağlayacağı çalışma süresi biliyorsunuz kısıtlı bir süre. Dolayısıyla 3 ay ya da 3,5 ay ya da hadi 4 ay diyelim ki bir süreçte sadece çalışma imkanınız var. Dolayısıyla sizin programınız tamamlandıktan sonra öğrenci statüsü ya da başka statülere başvuru yapıldığında eğer sizin var olan c programınızın çalışma durumu bitmediği sürece çalışabilirsiniz. Ama bittiyse ve siz sadece yeni statü değişikliğini bekliyorsanız o zaman çalışma durumunuz devam etmez. Dolayısıyla çalışma izniniz devam ediyor olmayacak ve dolayısıyla maalesef yasal bir ihlalde bulunmamak için çalışmamanız gerekmektedir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'da yaşarken iltica başvurusu yapan kişi red aldığında F1 vizesi de iptal olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer siz yasal bir F1 statünüzü ya da vizenizi devam ettiriyorsanız Amerika'da bulunduğunuz süreçte bu yaptığınız e, sığınma başvurusu red bile alsa önemli olan nokta sizin bu öğrenci statünüzü devam ettiriyor olmanız, okulunuza gidiyor olmanız. Siz okulunuza gittiğiniz sürece var olan sığma talebi red bile alsa öğrenci statünüzde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 2015 yılında 5 yıllık F1 vizesiyle Amerika'da bir dil okuluna bir aylık kurs için geldim. Sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptım. Bana bu vizeyle 6 ay içinde tekrar Amerika'ya dönmezsem vizemin iptal olacağını söylediler. Ben de aradan yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen Amerika'ya dönmedim. Şu an F1 vizemin son 1 yılı kaldı. Ben bu vizemle yeniden bir dil okulu bulup I-20 belgesi alsam Amerika'ya geçti sorun yaşar mıyım? Ve aynı zamanda I-20 belgesini istediğim okuldan alabilir miyim? Yoksa ilk gittiğim okuldan mı almak zorundayım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Teknik olarak sizin elinizde bir vizeniz var. Öğrenci vizeniz. Ve bu öğrenci vizenizin süresi bitmemiş durumda. Dolayısıyla siz ilk yazıldığınız okuldan tekrar bir I-20 alma yoluna giderseniz ve bu okulda sizin elinizdeki vizeyle gelebilmenizde bir sakınca görmüyorsa ve size I-20 veriyorsa o zaman siz Amerika'ya o vizenizde ve güncel olan I-20'nizde giriş yapmanız Mümkün olacaktır. Tabi ideal olan tekrar vize almak olacaktır ama şart değil. Önemli olan güncel, geçerli okulunuz tarafından kabul edilip verilen bir I-20 ile Amerika'ya geliş yapmanız yerinde olacaktır. Dolayısıyla okulu değiştirmek zorunda değilseniz, eğer okulu da ilk okul tutarsanız çok daha verimli olur diye düşünüyorum ve bu sayede takipçimin sorusunu cevaplamış oluyorum. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim 10 yıllık turist izem vardı. Amerika'da 3 ay kalıp Türkiye'ye geldim. 2 hafta sonra tekrar giriş yapmaya çalıştığımda 5 yıl deport oldum. Normalde Haziran ayına kadar kalma izni vermişlerdi. Sorum ise bu durum Green Card başvurumu etkiler mi? Green Card çekilişini kazandığım takdirde hakkımı kullanabiliyor muyum diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi anlaşılan bu durumda siz var olan turist vizenizi gümrükteki görevliler ihlal ettiğinizi düşünüyorlar. Dolayısıyla vizenizin süresi bitmemiş olabilir ama onlar siz burada bulunurken yasal olmayarak çalıştığınız düşüncesine varmış olabilirler. Ya da bu noktada ellerine kanıtlar geçmiş olabilir siz giriş yaparken ve dolayısıyla bundan dolayı da sizin Amerika girişinizi 5 yıl yasaklamış durumdalar. Evet maalesef bu süreç içinde siz çekilişten green card bile çıksa maalesef Amerika'ya gelemeyeceksiniz. 5 yılın geçmesini beklemeniz gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben au pair programı ile c vizesiyle Amerika'ya geldim. Vergi vermek zorunda mıyım? Vermezsem ileride Amerika'ya girmek istediğimde veya öğrenci lisesine çevirmek istediğimde bu sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Sizin c aldığınız sponsor firmanın sizden beklentileri var ve yapmanızı istedikleri durumlar var. Ve genelde bunlardan bir tanesi de vergi beyanınızı yapmanızı sizi teşvik edecekler ve yönlendirecekler. Dolayısıyla siz AOP programı ile geldiğiniz için ve Amerika'da 6 aydan fazla kalacağınız için bu vergi beyanınızı yapmanızda fayda olacaktır. Dolayısıyla evet bunu yapmak zorundasınız. Yapmanız sizin için faydalı bir durum ama yapmamış olmanızda sizin daha sonra vize almanız gibi durumlarda size engel sağlamayacaktır. Fakat tavsiyemiz eğer sizin için de sorun değilse bu noktadaki değişiklikleri dikkate alarak ve sponsor firmanın sizden isteğilerini yerine getirmek adıyla vergi beyanınızı yapmanızda fayda vardır. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E1 E2 vizesine Türkiye'den başvurunca kabul edilmemesi durumunda mevcut B1 B2 vizesi de iptal oluyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi normalde tabii ki kişiler e ya da 2 vizesine başvururken Amerikan konsolosluğu vizeyi vermiyorsa turist vizelerini iptal etmesi için bir gerekçe yok aslında. Ama maalesef arada bir de olsa görevliden görevliye başvurudan kişiden kişiye de değişme kaydıyla görevliler eğer bunu yerinde görseler maalesef kişiye E1 ya da E2 vizesi vermiyorken B1 ve B2'sini de iptal etme yoluna gidebiliyor. Yani bunun örnekleri var. Çok yaygın değil ama bunun örnekleri var. Genelde buradaki önemli olan nokta Amerikan konsolosu eğer kişinin e 1 e 2 vizesi verilmediği halde B1 ve B2 ile e, bu işin arkasından dönmeye çalışacağını düşünürse B1 ve B2 vizesini iptal etme durumu yüksek olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Ankara'da elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfım yani 4. sınıfım için Şubat-Haziran ayı arası yapmam gereken bir staj var. Bu staj için New York'ta bir firma beni kabul etti. Orada akrabalarım var, kalacak yerim var. Firma ve okulum imzalı kaşeli bir şekilde stajımı onayladı. Ben hangi vizeye başvuracağım? Yani benim gibi Amerika'da staj yapacak öğrencilerin hangi ABD vizesine başvuru yapması gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Sizin gibi staj imkanlarından faydalanacak ya da staj yapacak kişilerin alması gereken vize türü c 1 vizesi olacak. Dolayısıyla siz bu noktada eğer gireceğiniz iş yeri belliyse sponsor bir aracı firma bulacaksınız ve sponsor firmaya da sizin bu çalışacağınız yerin belli olduğunu ve onların da çalışacağınız yeri onaylamalarını ve sizin de C1 vizesi almanız için yeterli olduğunuzun onaylanması başvurusunu yapmanız gerekecek. Ve onlar sizi yeterli görürseler size DS2019 formunu verecekler ve siz onunla beraber C1 vizesi başvurusu yapıp Amerika'ya stajınızı yapmaya geleceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist vizesi almak istiyorum ama not ortalamam 1.50. Red alma ihtimalim çok mu yüksek? Cevaplarsanız sevinirim. Sizin Türk başvurken başvururken önemli olan nokta sizin Türkiye'deki bağlarınız önemli olacak. Dolayısıyla öncelikle Amerikan Konsolosluğu'nun sizden okula gidiyor olmanız hem diğer bağlarınızı güçlü görürse Türk verme yoluna gideceklerdir. Eğer sizden tabi okul not ortalamanızı isterseler bunu evet düşük bir not olarak görebileceklerdir. Ama bu illa size ret verecekleri anlamına gelmez. Ya da illa sizin not durumunuza bakacakları anlamına gelmez. Ee, tabii ki okul ortamınızı yüksek tutmanıza fayda var. Ama bu şekilde bir durumda engel olmayabilir deyip her zaman takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'den Amerika'da LLC kurulduğunda şirket adına banka hesabı açmak ve banka kartı çıkarmak için Amerika'ya gelmemiz gerekiyor mu? Yoksa bu işlemler Türkiye'den de yapılabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Amerika'da şirket açma işlemlerini burada olmadan açmanız mümkün, yaptırmanız mümkün. Fakat şirkete banka hesabı açma noktasında bankadan bankaya değişik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Her banka kabul etmeyebilir, her banka işte sizin burada olmanızı çoğu banka isteyebilir. A ve dolayısıyla bu noktalarda gördüğümüz çok değişik alternatiflerle gelen de firmalar ya da kişiler olabilir. Ama bizim bu noktalarda en büyük tavsiyemiz sizin mümkünse eğer kendinizin bütün finansal durumları kontrolünüzde tutmanızı biz tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla hani Amerika'da gelebiliyorsanız Amerika'ya gelip en azından banka hesabını açma noktasında burada olmanızı, kontrolünüzde tutmanızı tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Üniversitede okurken green card alan bir kişi kendi adına LLC şirketi açarsa vergilendirme işlemleri nasıl olacaktır? Vergi dilimleri nasıl olacaktır diye takipçimiz bize soruyor. Amerika'da öğrenci olan bir kişi green card sahibi aynı anda kendisi kendi adına bir şirket kurabilir ve şirketini yönetebilir. Bu LLC şirketi de olabilir. A, vergilendirme işlemi şirketin yapacağı satışlar ve size kalacak kar durumuna göre değişecektir. Bu noktadaki tavsiyemiz çok daha detaylı bilgi almak için zaten işleriniz gereğiyle bir muhasebeciyle de çalışmanız gerekecek. Çalışacağınız muhasebeci kişiyle bu durumu değerlendirmek olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bu takipçimizden gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'da öğrenci vizesiyle bulunan bir kişinin bana ait olan LLC şirketinde çalışması için değişiklik yapabiliyor muyuz? Ne yapmamız gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerika'da bulunan şirketiniz öğrenci bir kişiyi bünyesine almak istiyorsa onun için göçmenlik dairesinde çalışma vizesi başvurusu yapması gerekecektir. Ve bu çalışma vizesi başvurusunu yaptığı zaman olay alırsa o zaman bu öğrenci kişi öğrenci statüsünden çalışma statüsüne geçip ve sizin firmanızda çalışabiliyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerikalı kız arkadaşım ile Amerika'da evlenirsek ve Green Card görüşmesinde evliliğin gerçekliğine inanmazlarsa ben Amerika'da kalmaya devam edebiliyor muyum? Süreç nasıl işliyor diye takipçimiz bize soruyor. Eğer kişiler evlilik üzerinden yeşil karta Green Card'a gitme durumuyla karşı karşıyaysa ve ya eşi tarafından yapılan başvuruların sonucunda evliliğin inandırıcılığı noktasında göçmen terzi yeterli görmezse dosyayı o zaman reddediyor olacaktır başvuruyu. Ve bu başvuru reddedildiği zaman kişilerin buna itiraz edebilme ya da yeni bir dosya açabilme imkanlarını sağlayıp sonucu tekrar e, olumluya çevirme hakkına sahip olacaklardır. Eğer oradan da olumsuz ilerlerse o zaman e, üst mahkemeye gidilebilir ya da sınır dışı sürecine koyduğunuz zaman o zaman göçmen mahkemesi üzerinden de kişi yeşil kartına gidebilme yollarını hala alabilmektedir ve imkanına sahip olacaktır. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Aileden birisinin işlediği suç ben öğrenci vizesi alırken sıkıntı oluşturur mu diye takipçimiz bize soruyor. Sizin ailenizden birinin suç işlemesi çok Amerikan konsolosunu ilgilendiren bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla bu tip bir bilgiye ihtiyaç duyma ya da ulaşma durumu olmayacaktır. Dolayısıyla o kişinin suç işlemiş olması sizi etkilemez. Siz normal başvurunuzu yapıp vizenizi almaya çalışabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da üniversite okumak için yaş sınırı var mı? Mesela ben 33 yaşındayım. Amerika'da üniversite okuyabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi nasıl diyoruz onu okumanın yaşı yoktur derler ve dolayısıyla Amerika'da da buna uygun bir eğitim sistemi var ve dolayısıyla siz istediğiniz zaman önemli olan eğitim alacağınız okulun ya da üniversitenin sizi kabul ediyor olması önemli. Onlar sizi kabul ettiği sürece siz eğitiminizi oralarda gerçekleştirebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green card sahibi birisinin Amerika'da öğrenim gördüğü mesleği yapabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Kimya lisans mezunuyum. Kimyager olarak Amerika'da çalışabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Green cardınız varsa ve ülkenizdeki yaptığınız mesleği ya yani da aldığınız eğitimi Amerika'da yapmak istiyorsanız önemli olan nokta Amerika'da yapacağınız ya işi neler gerektirdiği. Dolayısıyla siz bir iş yapacaksanız ve o bir lisans gerektiriyorsa, o lisans belli eğitim kredilerini tamamlamanızı gerektiriyorsa, sınavları almanızı gerektiriyorsa o zaman siz hem ek krediler alarak hem sınavları tamamlayarak mesleğinizi yerine getirebilme, lisans alabilme sürecini yerine getirdiğiniz zaman çalışmalara başlayabilirsiniz. Dolayısıyla kimyager olarak çalışmak için çok net bir şey dememekle beraber bu çalışacağınız bölge veya firmadan firmaya değişebilir. Ama önemli olan nokta sizin dediğim gibi profesyonel bir lisans gerektiren işi yapacaksanız o zaman onunla gerekli ve sizin çalışacağınız eyaletin gerektirdiği şartları yerine getirmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşimle birlikte Amerika E2 vizesiyle geldikten sonra eşimin üzerinden green card alma şansım var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şöyle evet diyebiliriz bir soruya. Eğer eşiniz Amerika'ya geldikten sonra çalışma iznini de alırsa ve bir firmada çalışmaya başlarsa ve bu firma onun yeşil kart için başvuru yapmayı kabul eder ve o adımları atarsa o zaman evet hem eşiniz hem de siz yeşil karta geçebiliyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Evet geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da makine mühendisliği yüksek lisansı yapıp orada verilen 3 sene çalışma izninden sonra Amerika'da yine kalabilme ihtimalimiz var mı ve nasıl diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz söylenilen eğitimi aldıktan sonra ve Amerika'da da eğitim sonrası olan çalışma iznisi gibi teknik kişilere ve sistem altında 3 yıla kadar uzayabilecek bir OPT süreci olacak. Ve önemli olan nokta o 3 yılın sonunda burada kalabilmek için o 3 yıl süresince sizin 3 yılınız bittiği zaman ya da bitmeden önce başka bir çalışma vizesinde örnek veriyorum H1B vizesi gibi bir vize geçiş yapabilmeniz için iş yerinin ya da iş yerlerinin size sponsor oluyor olması gerekir. Ve bu sponsorluk sayesinde siz Amerika'da çalışmalarınızı OPT süreniz bittikten sonra da devam ettirebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da şirket açtığımda banka hesabı açabilir miyim? Nasıl açabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Siz eğer Amerika'da şirketiniz kuruluşunu yaptınız ve şirket belgelerinizin yanında vergi dairesine de vergi numarası için başvurdunuz. Vergi dairesinde de size vergi numarası geldiğiniz ulaştı şirket için. O zaman herhangi bir bankaya gidip şirket belgeleriniz ve vergi numarasıyla ve kimlik bilgilerinizle şirkete bankaya hesabı açabilmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan bir soruya daha geçeceğim. E2 statüsüne Amerika'da geçmiş kişinin eş ve çocuğunun ülkesine seyahat kısıtlaması var mıdır? yatırımcı kişi E2 statüsünde Amerika'da geçmiş ise eş ve çocukları ya ülke içinde onunla beraber ABD içinde statü değiştirmişse ya da ülke dışındaysa Amerikan konsolosluğuna onlar için ayrı vize başvurusu yapılıyor olması lazım. Ve onlar Amerikan konsolosluğundan eş ve çocuk olarak E2 vizelerini aldıklarında Amerika'ya çok rahat seyahat edebilip bir sorunla karşı karşıya kalmayacaklar. Ama tabi istisnai durumlarda Amerikan konsolosluğunun kişilere önce yatırımcı gelsin onun vizesini değerlendirelim. Ondan sonra size eş ve çocukları olarak vize vereceğiz gibi tarz sorulara gitmeleri mümkün olabilir deyip gene de takipçimiz bilgisinde olsun istiyoruz. Bu şekilde takipçimizden gelen soruyu da cevaplamış oluyoruz. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Kanser hastası bir kişiye green card çıkarsa kartı alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişilerin Green Card'a geçiş aşamalarında belli hastalıkları varsa onların Green Card alması engel olabilir. Ama genelde bu hastalıklar bulaşıcı, topluma zarar verici hastalıklar olacaktır. Dolayısıyla sizin bu noktadaki kişinin sadece kanser olması onun Green Card'ı almasına engel değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel'dan sonra Amerika'da öğrenci vizesi için statü değişikliğine başvurursak başvuru sonucumuz ne kadar sürede açıklanır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişilerin başvuru yaptıkları statü değişiklikleri dönem dönem değişebilir bekleme süreleri. Dolayısıyla şu anki durumlara baktığımızda bu bekleme süresi en az 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay, 1 yıl hatta üzerinde sürdüğü durumlar olabilir. Dolayısıyla kişi statü değişikliğine başvurmuş olsa bile sonucu beklemesi neredeyse bir yılı bulabilecek bir süreye ulaşabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 vizesiyle Amerika'da şirket faaliyetleri devam ederken şirket sermayesiyle farklı bir Amerikan şirketine de ortak olabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz E2 vizenizi vizeyi aldığınız firmada çalışarak ya da o firmayı yöneterek güncel tutabiliyorsunuz ancak ama eğer sizin başka bir şirkete yatırım yapma durumunuz oluşuyorsa önemli olan nokta sizin çalışmalarınız ve E2 vizenizi vizeyi aldığınız şirket üzerinden devam ettiriyor olmak ve diğer firmalara da pasif yatırımcı olarak katılıyor olmanız. Dolayısıyla siz yatırım yapmanızda bir engel yok. Sonuçta e2 vizenizi başka firma üzerinden de alsanız diğer firmalara yatırım yapabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da minimum wage artışı hakkında bilgi verebilir misiniz? New Jersey ve New York için asgari ücret ne kadar artacak ve ne zaman bilginiz var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Tabii hepinizin bildiği gibi eyaletten eyalete Aa, bu ödenecek en düşük maaş ücreti değişecektir. New Jersey eyaleti için aa, gördüğümüz nokta şu New Jersey eyaletindeki en düşük ödenecek maaş e, normalde 8 dolar 60 sentmiş ve bu senenin Ocak ayı itibariyle, Ocağın 1'i itibariyle bu e, yaklaşık 25 centlik bir artışla aa, 8 dolar 85 sente çıkmış durumda. Ve New York için olan durumda ise New York'taki ödenen en düşük maaşlar noktasında normalde şu an 13 dolar e, büyük firmalar için 12 dolar küçük iş için New York City bölgesinde olanlar ve Long Island'da 11 dolar ve Chester'da da 10 dolar 40 cent civarındaymış. Ve bu 2019 yılı itibariyle büyük işletmeler için 15 dolara ve küçük işletmeler için 13 dolar 50 sente Bunlar tabii New York City yani Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx gibi yerlerde ancak gündeme geliyor. Ve dolayısıyla 12 dolar Long Island ve 11 dolar 10 sente de Westchester bölgesinde devreye girmiş durumda. Dolayısıyla bu da geçen yılın sonu itibariyle uygulamaya giren artış diyerek takipçimizin sorusunu cevaplamış oluruz. Ve evet son soruyu alıyorum. O da şu. İstanbul veya Ankara'dan ABD vize başvurusu yapmak sonuçları değiştirir mi? Böyle bir bilgi var. Ne kadar doğrudur? Hangi ildeki konsolosluktan Amerikan vizesine başvuru yapmakta fayda vardır diye takipçimiz bize soruyor. Burada önemli olan faktör belki siz nereye yakınsanız, hangi Amerikan konsolosluğunun bölgesine yakınsanız Orada vizeye başvuruyu oluyor olmanız. Tabii bu diğer konsolosluğa başvuramayacağınız anlamına gelmez. Dolayısıyla bu noktada sizin eee o yani değişebilir başvuru durumunuz zamanınız. Ama bizim gördüğümüz bu şekilde yanaşılabilir. Genelde şunu görüyoruz. Bir konsolosluktan başvuruldu ve alamadıkları zaman kişiler diğer konsolosluğu denemek istiyorlar. Buna engel olan bir durum yok. Denenebilir diyoruz. Fakat hani ben size Abi şuna kesin başvursunuz alırsınız diye bir yanlış bir yönlendirmede bulunamayacağım maalesef deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.